Merhaba 3x. Mito Empires'ın 3. bölümündeyiz. Şimdi şuraya küçük bir kulübemsi bir şey yaptım. Aman orası değil. Orada benim kulübe nerede? Şurada. Küçük böyle 4 karelik bir yer yaptım. Questleri takip ediyorum. Biraz crafting'i ve oyunun genel mekaniklerini öğrenmeye çalışıyorum. Şu an kum fırtınası tadında bir şey oldu galiba. Level 14 oldum. Çok da fazla ilerlemedim şu an ilk bölüme göre ama ikinci bölümde de yeni armor, at nasıl yakalanır, base nasıl yapılır falan gibi şeyleri gösteriyor olacağım. Şimdi birazcık malzeme toplamam lazım yalnız. Benle kalın. Oyun hoşunuza gittiyse, merak ettiğiniz şeyler varsa yazmayı unutmayın. Türkçe dil desteği yok oyunun. O yüzden Türkiye'de çok böyle aşırı popüler olabileceğini düşünmüyorum. Ama early access bir oyun için ben oldukça beğendim yani açıkçası. O yüzden bir şansı var birazcık da olsa. Haritayı keşfetmeye çıkacağız daha. Oyunda dungeonlar falan da var. Birçok oyundan değişik öğeler taşıyor bu arada. Onları da detaylı detaylı ayrıca bahsediyor olurum. Şimdi şu ağaçları keselim. Bayağı bir ağaç toplamam lazım. Bir yandan da armorumu yenilemeye çalışıyorum. Gövdeyi yaptım aslında. Gövdeyi giyebiliriz. Güzel bir görüntü oldu. İşte yeni silahlar vesaire. Arada avlanıp et bulup şey yapmaya çalışıyorum. Karnımı doyurmaya çalışıyorum. Açlık çok hızlı gidiyor çünkü. Ez inşa ettiğim yerde komşularım da var. Galiba sadece iki kişi yaşıyor orada ama şimdiden at yakalayıp at evcilleştirmişler. Sıra bize de gelecek. Biz de yapacağız. Bu arada yemeklerim hiç azalmıyor gibi ya. Bug mı oldu? Sürekli 19 tane var. Anlayamadığım bir şeyler var. Spinning wheel yapmamız lazımmış. Değil mi ya? Bu arada at için gerekli eşyalarımız da var. At yakalamak için. Güzel olacak. Burada ne? Straw rope lazım. Rope üretim çok fazla grass topladım çünkü. Birden fazla basma... Craft all yapabiliyorsun böyle. Güzelmiş. 34 tane ip üreteceğim. Benden kralı yok ama o gerçekleşene kadar birazcık daha bir şeyler topladım etraftan grass falan. Lazım olacak çünkü grass bir noktada bize. İlk kumaşımızı yapmaya başlayacağız. Ne gerekiyormuş? Low quality flax ile şu oluyor kendileri. Bark lazım yani ağaç kabuğu. Ağaç kabuğu. Bana çok vardır bende. Ağaç kabuğu. Buradan sonra tıklayarak tık 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 üretebiliyoruz. Ama benden iki tane üretmemi istiyor quest de ben 10 tane yapacağım. Nasıl olsa lazım olur çünkü bir noktada bir yapmak için. Sonraki görev Spring Wheel. Spring Wheel'a bas. Ve diyor ki kupon. Bilmiyorum şu an. Ürettim iki tane şey. Tamam, questlerin hepsi oldu. Ha, aa çok güzel animasyon. Çok güzel animasyon. Peki geri bırakabiliyor muyum? Ha, böyle bırakıyorum. Ha, hoşuma gitti bu. Diğer görevlerimize bakalım. Neler olacak, neler yaptıracak bize. Güzel bir sabah. Base'deki işlerimizi bitirdik. Şimdi ilk atımızı evcilleştirmeye gidelim. İlk atı tame'leyelim. Yakınlarda bir at vardı buralarda gezen. Ben şimdi göremiyorum. Onu almayacağım. Level 16 olduk bu arada gayet iyi. Level hızı kasılıyor zaten şu an yani. Baştaki level'lar öyle. Ya ilk temizleyeceğim atın biraz güzel renkli falan olmasını bekliyorum. Atı evcilleştirmek için ihtiyacım... Bende niye spinning wheel var ya? Zaten bir tane üretmiştim. O da base'de duruyor. Fark etmeden iki tane üretmişim. Bir tane saddle eğer yapmanız gerekiyor. Oha. Bir sürü yatak falan var. İnşallah ağırlığım çok fazla değildir. Çok fena değil. Neyse konudan kopmayalım. Evet nerede? At için yaptım malzemeler. Odur. Ha tamamdır. Bir tane saddle yapmanız lazım at için. Tamam mı? Bir tane Coarse Dry Fodder yapmanız lazım. Bu saman. Saman yapıyorsunuz ki atın dikkatini dağıtacaksınız. Bir de Coarse Rain yapmanız gerekiyor. Bu da ata ip bağlamak için. Şurada bir at var ama onu denemeyeceğim dediğim gibi. Güzel böyle siyah beyaz bir at bulmuştum. Onu yakalamak istiyorum ilk at olarak. Eğrimiz falan hazır. Uf,
Uf, iğrenç bir sık. Ve şurada beyazımsı bir şey var. Beyazımsı bir at var. Orada siyah beyaz olan da olur. Ya full beyaza da okeyim. Atların belli statları, türleri vesaire var bu arada. Ama şey, yani şu an zaten benim için önemli değil. Ben şu an tipini beğendiğimi alacağım direkt. Bir arada bir şeyler almamız gerekiyor. O güzel at nerede? Hop, stamina bitti, hemen ekranımız karardı. Neyse, ben atları bir geze durayım. İstediğimi alayım daha sonra. Evet, aslında istediğim at bu. Atı yakalamak için yapmam gereken şey, dikkatini dağıtmak için şu samandan atmak. Ata doğru. At bana dönüp şey yapabilir. Bu arada 11 level'mış at. O kadar da iyi değil ama dediğim gibi ilk atımın güzel, hop, kaçacak benden. Şu kafasının üstündeki şey atın şeyini belli ediyor. Sinirli olup olmamasını. Çok yaklaşınca agresifleşiyor ve kaçıyor. Yakalamak da biraz uzun sürüyor daha sonrasında. Neyse, uzatmıyorum. Şöyle. Şuraya. Ah. Ah, keşke. Keşke biraz dikkatli olsaydım. Neyse. Uzaklaştığımız için o yemeği yemeye gelir diye düşünüyorum. Elime şeyi de alayım. Rain'i de alayım bu arada. Orada gelmedi gerizekalı. Ya şu 15 level atımı alsam gidip. What is this müzik? Geri alabiliyorum umarım bu samanı. Alamıyorum. Ama geliyor, geliyor, geliyor. Ben uzaklaşırsam geliyor. Buradaki atların level'ı kaç acaba? Geliyor ve belki de yer. Hatta biz eğilelim. Evet, at. Atı gördünüz mü? Samana geldi. Şimdi hazır o samanla ilgilenirken orada dikkatini çekmeden arkasına doğru yaklaşmak lazım. Sonra bu reinlerle onu bağlayıp üstüne bineceğiz. Üstüne bindikten sonra basit bir şey olacak bakalım. Sessiz yaklaşayım. Etrafına bakıyor. Çok gerilme. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Dişiymiş, kısrak. Ah, ah, ah. Nasıl olmaz ya? Ah. Çok sinir bozucu. Bu nasıl, tahmin etme, kolay olması lazımdı ya. Böyle olmamalıydı. At çok gergin. E'ye çok mu uzun bastım orada acaba? Neyse, sakinleşmesini bekleyeceğim. Alacağız bu beyaz kısrağı. Merhaba beyaz kısrak. Oha, yıldızlara bak. Şimdi arkası bana dönük olduğu için önüne doğru atmam lazım ki bana tekrar dönmesin. Attım samanı. Umarım görür. Gördü. Gördü. Çok güzel. Elime rehini geri aldım. Şimdi yaklaşıyorum sessizce. Hadi. Evet, hadi bakalım. Az önce basılı tutmuşum ya. Heh, şimdi küçük bir oyun başlıyor. Hem ranking muhabbeti var. Burada taming points dediğimiz şeyi görüyorsunuz zaten. Taming points şu anlama geliyor. O %100 olduğunda en üstteki sarı var. Tameleyeceğim. Evcilleşecek. Oha, ne kadar güzel. Şey varmış. Altına rage var. Öfkesi. O rage en üste ulaştığında at beni sırtına atmaya çalışacak. Runaway point'in tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ranking dediğimiz şeyde ne kadar yüksek puan yakalarsak o kadar iyi bir at oluyor. Atların taşıma kapasitesi, hızı vesaire gibi bir sürü statı var. Bir de dediğim gibi şu rage full'e ulaştığında at sırtını atmaya çalışacak beni. Oyun beni uyaracak ama sol click'e bas ya da sağ click'e bas diye. At o rage geçirdiğinde, öfke nöbeti geçirdiğinde hızlı hızlı o tuşlara basıyor olacağım ki beni sırtından atamasın. Atarsa sinirleniyor. Burada bu arada 3 tane daha at var. Şurada siyah bir at gördüm sanırım. Neyse, bembeyaz bir kısrağımız olacak birazdan. Neyse, bu temleme şeyi birkaç dakika sürüyor sanırım. Hepsini izletmeyeyim size. Sonuna yaklaştığında tekrar bakarız beraber. Sürekli diğer geyiklerin ve atların arasına doğru gidiyor. Suya girip çıkıyor. 14 level bir tane varmış. Ama dediğim gibi zaten istediğim kadar alabileceğim için at şu an çok takılmıyorum. Bu arada şey, excellent ve sonra perfect'e doğru gidiyor rankingimiz. Taming point de %80'lere doğru geldi. Ama Rage'de %90'ın üstüne çıkmak üzere şu an. Bir tane güzel bir erkek bulup. Bu arada atların türleri var işte. Yeşil at, gri at, common, mavi. O zaman kırmızı renkli falan, böyle legendary'ye kadar gidiyor. Bu arada Rage dolmak üzere. Turuncu var dolmak üzere. Hazır mıyız? Evet, 3, 2, 1 sarayacak. Sonra hangi tuşa basmam gerektiğini söylüyor. Şu an left mouse diyor. Ben hızlı hızlı sol click, right mouse diye. Şimdi left'e geri geçti. Right mouse dedi ve aldık.
Perfect'te aldık. Nice. Ne? Şaka mı? Olmadı lan. Son saniyede falan attı muhtemelen beni ve başka şeyim kalmamıştı. Bir tane üretelim hemen. Alacağım seni kızım, alacağım. On perfect dedi. Nasıl alamadım ben onu? Allah kahretmesin seni ya. Üretsin şu şeyi de hemen yapalım. Ama şu an aşırı gergin. At teminlenemediği zaman birkaç dakika şey sinirli kalıyor. Ben birazcık böyle gerilmesin, gerilerde bekleyeyim. Evet, siniri geçti. Adını şimdiden koydum. Kızgın kısrak Nedra. Hemen etimizden yiyelim birazcık. Daha sonra önüne doğru saman atacağım. Hemen geri alalım şey iplerimizi. Yaklaşıyorum yeniden arkadan. Hadi. Yes. Tamam, Rage'i zaten çok şeydi. Hemen teminlenecek bu. Yes. Nedra. Adını Nedra koydum. Hapşıyor, çok kötü hapşıyor acaba. Nerede eğrimiz? Eğrimizi takalım. Daha sonra zırh da yapabileceğiz Nedra'ya. Hemen binelim üstüne. Mounted yazıyor bu arada. Çeviri kötü yapılmış. Mount olması lazım aslında. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Bizim hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Oyunun kombatı, at biniş şeyi falan birazcık Mount & Blade'den alınmış. Hobu çok yakın. Yani görüş açısı çok yakın. O beni biraz rahatsız ediyor. Karaktere biraz daha geriden bakmak isterim aslında ama. O kadar yakın değil de. Zıplayabiliyor mu? Zıplayabiliyor. Çok güzel. Evet, ilk atımızı da göğsümüzü gere gere aldık. Şimdi base'imize dönelim. Bir de ahır yapacağız ileride. Bu arada gerçekten ahır yapılıyor ve hayvanlar içeride bırakılıyor. Bu arada atların beslenmesi gerekiyor. Gerçekten bayağı kötü ses şeyi. Atı bana beni takip et diyebiliyorum bu arada. Hemen follow diyelim. Takip etsin. Sonra başka ne seçeneklerimiz varmış bakalım. Wander'ı açabiliyorsun. Open inventory. Mesela statlarını görebiliyor muyuz nedir? 1422 canı var falan filan. Şu açlığı muhtemelen. Beslersen diyor. Nasıl besleyeceğimi bilmiyorum ama tabii şu an. Yeşil kalitede almışız Nedra'yı. Daha iyi de olabilirdi. Şimdi atın inventorisi mi? Anladığım kadarıyla öyle. Peki ne versem yer? Onu bir keşfedelim bakalım ya. Grass versem yer mi mesela? Ya da şöyle üstüne atsam. Yiyor mu şu an sanki? Yiyor. XP alıyor. Öyle anlıyorum yani ben. Hadi bakalım base'imize gidelim Nedra. Nedra'nın gözler biraz ürkütücü. Sanki Dead Knight atı gibi böyle. Hadi çoo. Hadi Nedra. Ama onun üstünden de geç be Nedra'cığım. Kayaya da takılma be. Bu atın şöyle bir güzelliği olacak. Bundan sonra mesela taş almaya gittiğimde etrafımdaki çok malzemeleri çok hızlı bitiriyorum. Onu hızlıca şey yapabileceğim. Yolculuk yapmak açısından şey. Bu arada oyun Mount & Blade'de olduğu gibi skill'leri kullandıkça artıyor. Yani koştukça, ağır armor girdikçe falan. Mesela riding'im artmaya başladı. Şimdi muhtemelen riding artık daha iyi şeylere binebiliyor olacağım falan. Komşularımın yanına geldim. Ne yapıyorlar diye bakayım. Selam. Hello. O tilki avlama. Tilki avlamaya çalışıyor. Havamı atayım da atım var diye. Neyse hadi base'imize gidelim. Bence bu videoluk bu kadar yeter. Başlangıcı da güzel. Bence keyifli bir oyun şu ana kadar. Bir arkadaşınızla falan ya da birkaç arkadaşınızla oynarsanız daha da şey olacaktır. Nedra sabit kalmayacak değil mi? Benim peşimden gelmeye çalışacak. Nedra? Benim fazlana spinning'im falan vardı. Onlar niye var bilmiyorum. Şu yatağımızı da yerleştirelim bu arada. Yerini kenarına koyalım. Yok ya, şöyle koyayım. Ya da yok, pencere, yer kaplama. Zaten büyüteceğim, bu geçici bir base yani. Şey değil, önemli değil şu an yaptığım şeyler de. Başka bandaja falan diyor. O işlere de bakarız. Şu şeyi de koyalım. Bundan nasıl iki tane yaptım, niye iki tane yaptım gerçekten bilmiyorum. Normalde quest bir tane istiyordu, ben iki tane yapmışım. Ama iki kere yani bir şey üretmeye çalıştım, iki tane olur işte. Ya bu arada hiçbir yere koyamıyorum gibi gözüküyor. Neyse neyse, dur dur. Bunu şey yapmayalım.
Base bu kadar. Dörde, ya ikiye ikilik bir şey yaptım. Dört tane foundation ama daha da büyüteceğim. Bu arada şu at da çok tatlı değil miymiş? Onun rengi falan da güzel. Erkek mi acaba? Erkekse Nether için alırım. 14 level. Göremedim ama şeyini. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.